Merhaba arkadaşlar. Ben şimdi size dikdörtgenlerden bahsedeceğim. Nedir dikdörtgenler? İki boyutlu şekillerdir. Dört kenarları vardır. Karşılıklı kenarları birbirine eşittir ve aynı zamanda paraleldirler. Bütün iç açıları da 90 derecedir. Toplamda zaten 360 ediyor. Çevresinin ve alanının hesaplanmasından bahsedeceğim. Bu hesaplamaları da enini ve boyunu kullanarak yapacağım. Videonun sonuna doğru da bonus olarak köşegen ve açı kullanarak bu alan ve çevre hesabının nasıl yapıldığını da göstereceğim. İşte burada kabaca bir dikdörtgeni görüyorsunuz mavi olarak. Hemen ilk fonksiyonumuzu yazalım. Basit çevre. En argüman olarak en ve boy alıyor dedik. Dikdörtgenin çevresini şu şeyi C yapalım. Çevresini hesapla. Nasıl oluyor? Hop, en artı boy. Klasik formülümüzü koyduk ve yaptık. Zaten yani şöyle düşünelim. N'den iki tane var. Boydan da iki tane var. Onları toplayınca bize tamamını zaten vermiş oluyor. Şimdi kabaca alanı nasıl bulabileceğimizi görelim. Basit alan. Hop. N boy dikdörtgenin alanını hesapla. Yine çok klasik formül. Enini boyuyla çarptığınızda alanını buluyoruz. Köşegen ve açı verildiğinde ise ne yapacağız? Köşegen ve açı verildiğinde aslında yapacağımız şey çok da karmaşık değil arkadaşlar. Nasıl bir durumdan söz ediyorum? Önce onu göstereyim. Böyle bir durumdan söz ediyorum. Yani bir dikdörtgenim var. D'yi biliyorum. A'yı biliyorum. Çevresini veya alanını bulmaya çalışıyorum diyelim. Bu durumda ne yapacağız? Bu durumda yapacağımız şey de yine basit ama ekstra bir trigonometriye dair bir şey daha bilmemiz gerekiyor. Köşegenden çevresini bulacağız diyelim. Köşegen var. Açı var. Açı dereceyle verilmiş. Radyana çevirmemiz gerekiyor. Onu da yapacağız. Şimdi bu hesabı yapabilmek için üçgenin açıları ve kenarlarıyla olan bir ilişkisi var. Sinüs kuralı diye geçiyor. Onu biliyor olmamız lazım. Sinüs kuralı diyor ki bize karşılıklı açılar ve kenarların birbirine oranı eşittir. Yani açıların sinüsü alındığında eşittir. Yani örneğin boya B desek, onun karşısına şu boysa, onun karşısına düşen A sinüsü, yani B'nin sinüs A'ya oranı, D'nin, yani şurada görmüş olduğumuz D'nin sinüs 90'a, şurası 90 derece olduğundan 90'a oranına eşit. Aynı şekilde bu açıya C dersek, şuraya da N'in E'sini dersek, gördüğünüz gibi bu da sinüs C'ye eşit. Şimdi güzel olan şey şu. Sin 90, yani 90 derecenin sinüsü 1'e eşit. Dolayısıyla elimizdeki denklem bir hayli aslında basitleşiyor. Neden? Çünkü boy eşittir D çarpı sin A oluyor. N de eşittir D çarpı sin C oluyor. Hemen bu işe girişelim. Şimdi ne dedik? Açımız derece. Önce onu radyana çevirmek lazım. Bütün bu işlemleri yapabilmek için Python'un matematik paketini yüklüyorum. Ya da ekliyorum programa ve dönüşümleri yapıyorum. Açı radyan dedik. Hop. Açı 90 derecenin de radyan olarak haline alalım. 90 diyelim. Radyan 90. Şimdi sin C'yi bulmak için önce bir C'yi bulalım. 90'dan A'yı çıkarttığımızda otomatik olarak
buna ulaşmamız gerekiyor. Hop. Radyan 90 eksi açı ve şurasını elde etmiş olduk böylece. Şimdi hop, bu elimizdeki açıların sinüslerini hesaplayalım. Sin A diyelim. Açı radyan, sin C diyelim. Sin C. Yukarıda burada sunduğumuz formüllere bakacak olursak, boy köşegen çarpı sin A, en de köşegen çarpı sin C. Çevresi ise her zamanki gibi boy artı en çarpı 2. Şimdi bunun bir sağlamasını yapalım. Köşegenden çevreye 3, 4, 5 üçgeninden hatırlayacağımız 5'i verelim. Onların açısı 36, 36, 8 ile 51, 13 mü? Öyle bir şeydi. Bakalım bize ne verecek. 13,999 dedi. 14 diye düşünelim. Şimdi 3, 4, 5 üçgeni demiştik. 3, 4, 5 üçgeni. 3 boyumuz. 3 boy. 4 de en. 3 ile 3'ü, 3 ile 4'ü toplayıp 7 etti. 2 ile çarptığımızda 14 etti. Bize 13,997 gibi bir sayı vermiş. Bunun sebebi ondalık sayıların basamakları arttıkça hesabımızdaki kesinliğin azalması, ama yani 13,99 da 14'e bayağı yakın. Dolayısıyla formülümüzün ve programımızın işlediğini varsayabiliriz. Böylelikle bu videoda bir dikdörtgenin çevresinin ve alanının nasıl hesaplanacağını görmüş olduk. Hem enini hem boyunu kullanarak nasıl hesaplanacağını gördük. Aynı zamanda da köşegeni ve köşegenin açısını kullanarak nasıl hesaplanacağını gördük. Kolay gelsin. Evet, şimdi bu kadar. Kolay gelsin.